Bölümüm bahçe tarımı programı. Alanım ziraat. Doktora çalışmamı meyvecilikle ilgili yaptım. Ve yörede güzel bir örnek olabilir miyiz düşüncesiyle gönüllü arkadaşlarımızla kooperatifimizi kurduk. Ben doğduğumdan beri toprakla haşır neşir olan bir insanım. Bu bölgenin insanı olup yani toprakla temas halinde olmamak zaten mümkün olmaz. Ninem 100 yaşında vefat etti ve vefat ederken bile hayallere sahip. Üretimin kıymetini, her birimizin elini taşın altına koymamız gerektiği fikri aslında. Üretici ve tüketiciyi yalnızlıktan kurtaracak yapının adı kooperatif ve birlikler. Ama sen bunu yaparsın sözünü bekleyen kadınlarla da, arkadaşlarımızla da karşılaştım. Yerel yönetimlerin desteği ve devlet teşvikleri ayakta tutuyor açıkçası. Kooperatifler siyaset üstü kurumlar ve ticaret üstü kurumlar olması gerekiyor. Hiç pes etmeyi düşündünüz mü? Hiç. Olmayacak galiba dediniz. Umutsuzluğa düştüğünüz oldu mu? Aslında tarım-turizm entegrasyonu çok önemli bir konu. Üretim sürecine yaşlıları da dahil edebilmek ve bir yaşlı evi kurabilirsek tüm bu meziyetlerine rağmen mağdur olan kısım da kadınlar. Maalesef. Evet. Yani kadınların içinde zaten hali hazırda olan o büyük gücü açığa çıkarma, ortaya çıkarma, evet, özgüveni evet, sağlama. Evet, kesinlikle. Kooperatifimiz burası. Evet, nereden başlayalım? Evet. Nazan Hanım merhabalar. Merhabalar Tolga Bey. Kanalımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Ben Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ortaca Meslek Yüksek Okulu Bahçe Tarım Programı'nda öğretim üyesiyim. Ayrıca Ortaca El Ele Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin şu andaki başkanıyım. Ortacalıyım. Burada yaşıyorum. Bölümümüzün konusu zaten El Ele Kooperatifi'nden bahsedeceğiz. Evet. Bölümüm Bahçe Tarımı Programı. Meslek Yüksek Okulu'nda Bahçe Tarımı Programı'nda öğretim elemanıyım. Alanım ziraat. Doktora çalışmamı meyvecilikle ilgili yaptım. Dolayısıyla tabii bildiğiniz üzere yöremizde oldukça zengin tarımsal kaynaklara sahip. Süreç içerisinde, akademik hayat içerisinde ürün değerlendirme ile ilgili de çalışmaların yapılması gerektiği fikriyle ve öğrencilerimize ya da işte yörede güzel bir örnek olabilir miyiz düşüncesiyle gönüllü arkadaşlarımızla kooperatifimizi kurduk. Peki bu hayal nasıl doğdu diyelim? Tabii akademik süreç içerisinde yetiştiricilikle ilgili derslere ben ağırlıklı olarak giriyorum. Sadece yetiştiriciliğin tarımsal üretimde yeterli olmadığını, aslında ürünlerin değerlendirilmesiyle ilgili de birçok noktada eksik kaldığımız fikri buna itti. Bizi bununla birlikte kooperatifçilikle ilgili yurt dışında görmüş olduğumuz güzel örnekler ve şunu rahatlıkla söyleyebilirim, meyve kalitesi bizden çok daha geride ve ortaya çıkan ürünleri görüyorsunuz. Ülkemize geliyorsunuz, Ortaca'ya geliyorsunuz, çok daha güzel kalitede ürünler ve yapılması gerekenleri görüyorsunuz. Bunda bir merhem olabilir miyiz düşüncesiyle bu fikir doğdu. Ben doğduğumdan beri toprakla haşır neşir olan bir insanım. Bu bölgenin insanı olup yani toprakla temas halinde olmamak zaten mümkün olmaz. Ninem 100 yaşında vefat etti ve vefat ederken bile hayallere sahipti. Yani aslında biraz öğretilerle ve yaşanmışlıklarla da sizin sonraki çalışmalarınız ya da hayatınız belirleniyor bir ölçüde. 100 yaşında vefat ederken bizimle ortak hayalleri vardı ve biz o hayalleri gerçekleştiremeden bir kısmını vefat etti. Mesela neydi en son hayali? Dokuma tezgahı kurup motifleri bize bırakıp ardından bu dünyadan göçmekti. Çünkü benimle bir gidecek onlar da, yok olacak diyordu. Dokuma tezgahını aldık ama onu kuramadık. Onun dışında ilk bebeğimizi ninem yaptı, bezden bebeğimizi. İlk boyamayı onunla yaptık, ondan öğrendik. Yani çocukluğumuz da bu şekilde geçtiği için üretimin kıymetini, her birimizin elini taşın altına koymamız gerektiği fikri aslında itti. Çünkü sürekli eksikliklerden bahsetmek ya da işte sadece teoride anlatmak yeterli olmuyor. Bunu pratiğe de dönüştürüp bir de bir hayalimde öğrencilerime de, çünkü insanın öğrencileri çocukları gibi oluyor ve siz onları nasıl donatırsanız o şekilde eğitimlerini tamamlayacaklar. Ön lisans eğitimi veriyoruz biz bahçe tarımı programında. O iki yılı iyi ki geldim, iyi ki oraya gittim, orayı tercih ettim dedirtebilmekte biz de katkı sunabiliyorsak, bu amaçla çıktığımız bir yolculuktu aslında. Yani kooperatifçiliğe de ilgi duymalarını istedim öğrencilerimin bu şekilde. Şimdi biraz kooperatifçilik üzerine konuşalım. Şimdi Türkiye'de maalesef kooperatif dendiği zaman insanların tüyleri bir diken diken oluyor. Diken diken oluyor. Bir algısı bozulmuş bu işin. Güven unsuru ortadan kalkmış. Neden? Çünkü insanların hayalleri suistimal edilmiş. Edilmiş.
Denmiş ki bir kooperatif yapacağız, şöyle güzel üretimler yapacağız, birlikten kuvvet doğar. Sonra bir bakıyorsunuz iş tamamen ticarete dönmüş, şahsi çıkarlara dönmüş, egolara dönmüş. İşin ruhu ortadan kaybolmuş. Ama sizde görüyorum ki çok özverili bir kadın gücü var aslında burada. Evet. Kooperatifçilik nedir? Neye hizmet eder? Neye hizmet etmeli? Şimdi şöyle başlamak isterim. Biz çok özel bir ülkeyiz. Özel bir ülkenin insanlarıyız. Neden? Hem tüm savaşları kazandıktan sonra her bir meyve ağacını ayrı düşünen, bu dünyadan göçmeden önce ülkenin yücelmesi için her bir ağaç meyve türünü, zeytini ayrı düşünen, çayı ayrı düşünen, şeker pancarını ayrı düşünen, bununla birlikte hem üretici kooperatiflerini hem de tüketicili kooperatifini aynı zamanda kuran bir tek kuran dünya liderine sahibiz. Atatürk bu anlamda da öncü. Kooperatif oluşumu çok kıymetli. Bana göre birliği ifade ediyor. Yani kooperatifçilik güçlerin birleştirilmesi aslında. Yani bireysellikten çıkıp bir araya gelip güçleri birleştirerek ortaya daha güzel şeyler çıkarmak. Ama söylediğiniz gibi bununla ilgili hep kötü örnekler olmuş. O nedenle hani siz çok iyi şeyler yapmak isteyebilirsiniz. O düşünceyle çıkabilirsiniz ama o ön yargı sizi her zaman biraz enerjinizi düşürüyor. Hiç ön yargılı olmadan özellikle kadın kooperatifleri son yıllarda sayısı hızla artıyor ve önemi de giderek artıyor bana göre. Bizim ülkemizde dünyadaki örneklerini ben işte söylediğim gibi alanım nar, subtropik meyveler ilgi alanım. Öncelikle narla ilgili dünyada neler yapılıyor? Bunu öğrenmek amacıyla narın peşinden birkaç ülkeye gitme fırsatım oldu. Burada gözlemlediğim meyve kaliteleri daha düşük olmasına rağmen ve bizim ülkemizde yetişen meyvelerin çok daha kıymetli olduğunu anlıyorsunuz. Çok daha güzel olduğunu görüyorsunuz. Aslında bunu görebilmek için mutlak anlamda yurt dışındaki üretimi görmek gerekiyor. Kooperatifçiliğe verilen önemi görüyorsunuz. Kooperatifçilikle çok güzel işler yapıldığını görüyorsunuz. Bizim ülkemizde örneklere baktığımızda bir kere birçok pazarlama kitabında da geçer. İşte üretici yalnızdır, tüketici yalnızdır. Aslında böyle olmaması gerekiyor. Üretici ve tüketiciyi yalnızlıktan kurtaracak yapının adı kooperatif ve birlikler. Bu anlamda özellikle kadının olduğu yer çok güzeldir fikrinden çıkarak kadın kooperatiflerine bence koşulsuz bir güvenin olup desteklenmesi gerekiyor. Şimdi biraz da iş aslında tüketicilere de düşüyor değil mi? Mesela kesinlikle. Dışarıdan bir kooperatife katıldık. Ücretli veya ücretsiz veya emek karşılığında bir kooperatife katıldık. Birliğin içine katıldık. Ama ona ne kadar katkıda bulunuyoruz? Yani bunun için ne kadar emek veriyoruz? Biz de taşın altına elimizi koyuyor muyuz? Evet. Eğer herkes aynı şekilde bir kayığın içinde kürek çekmezse o gemi gitmeyince, gün tabii sonunda ki. Kooperatif ilerlemeyince, çökünce kooperatif çöktü. Peki sen bu zamana kadar ne yaptın? Bu bir takım oyunu. Takım oyunu. Dediğiniz gibi bu takımın içerisinde üretici de var, tüketici de var. Ben aslında hani nereden doğdu dediniz ya, yurt dışında ben pazarları ve marketleri öncelikle gitmeyi çok severim. Neden? Orada o ülkenin yapısıyla ilgili, kültürüyle ilgili, tüketim alışkanlıklarıyla ilgili bilgi alırsınız ve beni en çok imrendiren o pazarlardaki ürün çeşitliliği, her köşe başında meyve satan, hemen yemeğe hazır, dilimlenmiş ürünleri satan satıcıların olması, marketlerde meyve sebze reyonlarının çok çeşitli olması, hiçbir restoran gitmeden, bir lokantaya gitmeden marketten alabileceğiniz birkaç taze sebze meyveyle daha ekonomik bir şekilde de karnınızı doyurabiliyor olmanız. Bizde en büyük sıkıntı tüketimle ilgili aslında. Kooperatifimizin doğuş sebebi de bir anlamda biraz da bu. Çünkü biz ürettiğimiz ürünün büyük çoğunluğunu kaybeden bir ülkeyiz acı ki. %40'ını örneğin tüketemeden kaybediyoruz. Artık günümüzde su ayak izi değil mi? Karbon ayak izi, sürdürülebilirlik, üretirken doğaya verdiğimiz zarar, bunları günümüz koşullarında ayrıntılı olarak düşünmemiz gerekiyor. Bunun devamında da ürettiğimiz ürünü sıfır zayiatla tüketebiliyor olmamız gerekiyor. Bunun için katkı sunabilir miyiz düşüncesiyle? Dediğiniz gibi biz kooperatif olarak tüketiciye seçenekli ürün sunabilir miyiz? Tüketim yelpazesini arttırıcı, bunu yaparken de sağlıklı ürün sunup
onun sağlıklı beslenmesine katkı sunabilir miyiz düşünceleriyle yola çıktık açıkçası. Bir de ekolojik üretim yapıyorsunuz. Hem toprağı zehirlemiyorsunuz hem de sebzeyi meyveyi insanlara sunduğunuz zaman o insanların sağlıklarıyla oynamamış oluyorsunuz. Evet. Bir yandan da insanları ekolojik gıdanın ne olduğu konusunda bilgi sahibi yapıyorsunuz, farkındalık sahibi yapıyorsunuz değil mi? Yani tam anlamıyla organik tarım yapıyoruz dememiz mümkün değil. O çok daha ayrıntılı bir konu çünkü yani araç geçişinden, yollardan bile uzak, epey bir uzak mesafede yetiştiricilik yapmanız gerekiyor. Ama biz kendi adımıza şunu gönül rahatlığıyla kendi tüketmeyeceğimiz hiçbir şeyi tüketiciye de sunmuyoruz. Bunu yaparken de ne yapıyoruz? Hiç kimyasal kullanmıyoruz dediğiniz gibi ama tek başına bunu yapmak yeterli değil. Ya da kimyasal gübre kullanmıyoruz, kompost yapıyoruz üretim artıklarından, bitkisel atıklardan, işte bahçemizdeki dökülen yaprakları, bitkisel atıkları hiçbir şekilde çöpe atmıyoruz. Onu komposta dönüştürüyoruz ve ilaçsız, gübresiz kendi ürettiğimiz ürünleri tüketmeye çalışıyoruz. Mesela kahvaltı alanımızda kendi yetiştirdiğimiz pazılar, soğanlar, naneler, bu şekilde doğaya zarar vermeden doğa dostu üretim yapmaya gayret ediyoruz. Peki yapmış olduğunuz çalışmaları bir kooperatif çatısı altında yapmanın ne gibi avantajları var? Bunu ne için soruyorum? Diyelim ki kadınlar bir araya gelecekler ve bir girişim kuracaklar. Ceplerindeki sermaye ile serbest girişim yapmalarıyla bir kooperatif çatısı altında yapmalarının ne gibi farkları var? Ne gibi avantajı var kooperatif olmanın? Kooperatif olmanın şöyle bir avantajı var. Sizin düşünemediğinizi o çatı altında bulunan başka bir arkadaşınız düşünebilir. Bu sizin ilerleme sürecinizi arttırabilir. Yani aslında şöyle, hani ilerleme de göreceli bir kavram. Amaç nedir? Çok para kazanıp çok zengin olmak mı? Bizim buradaki amacımız ya da kooperatiflerin amacı bir araya gelip insanların güçlerini birleştirebiliyor olması çok önemli. Bununla birlikte bu güçten doğan ürünün kalitesi çok daha fazla olabiliyor bana göre ve kooperatif aracılığıyla da ulaştığı, az önce söyledik hedefimiz işte tüketicilere iyi ürün sunmak. Tüketici profiliniz daha, hem profili daha yüksek hem de daha fazla sayıda tüketiciye ulaşabiliyorsunuz. Ekip olmanın avantajlarını yaşıyorsunuz. Bu da size programlar, destek programları, proje destekleri de arttı. Bu anlamda bunlara daha kolay ulaşma imkanı da sağlıyor size bir arada olmak. Tabii ki bireysel de insanlar çok güzel başarılar elde edebilir, ulaşabilir ama benim naçizane fikrim bir arada yapılan çalışmaların kıymeti daha fazla diye düşünüyorum. Yani kendi yeteneğimiz, becerimiz ölçüsünde sınır yok. İstediğimiz noktaya gidebiliriz. Bu anlamda işte o bireysel istekleri de, çabaları da hayata geçirme imkanı size kooperatif sunuyor. Ben mesela gelen arkadaşlara şu hayalim var. Mesela bugünlerde kahvaltı alanımızın açılmasıyla görünürlüğümüzde farkındalığımız da daha fazla oldu. Kooperatifimize gelen işte ne yapabilirim, benim de şöyle bir hayalim var diyen arkadaşlara burada böyle bir yer var. Kendi iş yeriniz gibi düşünebilirsiniz. Ne yapmak isterseniz gelin yapın. Bize de güç verir. Biz size güç verebiliyorsak bu bize daha da fazla güç verir şeklinde diyorum açıkçası söylüyorum. Çünkü dediğiniz gibi bireysel hayali olan kadınlarımız da çok fazla. Biraz şöyle cesaret isteyen, biraz şöyle yaparsın, yapabilirsin denmesini bekleyen, aslında araştırmasını yapmış, altyapısını oluşturmuş ama sen bunu yaparsın sözünü bekleyen kadınlarla da arkadaşlarımızla da karşılaştım. Dolayısıyla bu da kooperatiflerin öneminin daha fazla olduğu düşüncesini bende uyandırıyor açıkçası. Destekler konusunda söyleyebileceğiniz unsurlar var mı? Devlet var. Destekleri, teşvikleri vesaire. Devlet destekleri şöyle, kooperatifler çoklukla bu işin başında aslında eğitim olması gerekiyor. Yani kooperatifçilik eğitiminin tüm meslek gruplarında, fakültelerde, yüksek okullarda okutulması gerektiğini, her bölümde okutulması gerektiği düşüncesindeyim. Çünkü dediğiniz gibi bir ön yargı var, bir de bilinmezlik var. Yani ne şekilde? Biz dediğim gibi başta kurduk kooperatif yeter ki kurulsun mantığıyla işe başladık ama kurulduktan sonra işin boyutu öyle olmuyor. Her ne kadar nereye varmak istediğinizi bilseniz de çok çetrefilli bir yol. O anlamda sizi yerel yönetimlerin desteği ve devlet teşvikleri ayakta tutuyor açıkçası. Bu anlamda ben özellikle eğitim önemli dedik ya, sizin ne yapmak istediğinizi sormadan, bir kere gelip sormadan sizinle ilgili o ön yargıyla hüküm veren insanlar olabiliyor. Ben şunu söylüyorum. Kooperatif
kooperatifler siyaset üstü kurumlar ve ticaret üstü kurumlar olması gerekiyor. Tabii ticari boyutu var ama öncelik kar elde etmek değil. Ama bakışın bazen siz hemen kooperatifi kurdunuz, çok büyük gelirler elde ediyorsunuz ve bu geliri de birkaç kişi aranızda paylaşıyorsunuz gibi bir durum söz konusu. Şunu ben rahatlıkla söyleyebiliyorum. Biz 9 arkadaşla kooperatifimizi kurduğumuzda aralıksız neredeyse 2 yıldan fazla hiç gelir elde etmeden arkadaşlarımızın tamamen bizim hepimizin özverisiyle kooperatifimizi ayakta tutabildik. Hiçbir beklenti içine girmeden bugünlere getirebildik. Ama öyle bir şeyle karşılaşıyorsunuz ki kooperatif kurulurken nereden destek istenir? Yerel yönetimden destek istenir. Bu sebeple de belediyelere gidersiniz. Belediyemiz bize sağ olsun çok güzel bir yer gösterdi. İlk başta çok atıldı. Onların destekleriyle, bizim çabalarımızla güzel bir hale dönüştü. Ama o süreçte biz biliyoruz ki belediyemizin çok başı ağrıdı. Belediye başkanımızın çok başı ağrıdı. Neden bu yeri siz veriyorsunuz, işte veremezsiniz. Bunların çok uzak tutulması gerekiyor. Yani uzak tutulması derken biz sadece üretime endeksli bu işe başladık. Ama bir yandan da bizim yüzümüzden işte yerel yönetimin sancı çekiyor olması, başının ağrıyor olması, bir de üzerimize suçluluk duygusunu yüklüyor. Ama gittiğiniz zaman başka yerde bakıyorsunuz işte çok güzel desteklerin olduğunu, böyle bir ön yargının olmadığını. Bunun da yolu sanırım eğitimden geçtiğini düşünüyorum. Aslında kooperatifçiliğe başlamadan okullarda yoğun bir kooperatifçilik eğitiminin olması gerekiyor. Bu anlamda tekrar desteklere döndüğümüzde yerel yönetimlerin desteği olmadan zaten olmaz. Çünkü siz kooperatif olarak o yörenin sosyal yönünü de ortaya çıkarmaya çalışıyorsunuz. Sosyal yönüne katkı sunmaya çalışıyorsunuz. Yöreye göç etmiş kadınlara katkı sunuyorsunuz. Çalışmak isteyen kadınlara katkı sunuyorsunuz. Dolayısıyla bu hepimiz için güzel bir görüntü ortaya çıkarıyor. Bununla birlikte devlet desteği çok önemli. Biz de aldık Ticaret Bakanlığı'ndan ilk başta taze meyve tabakları için kapatma makinesi, işte soğuk hava deposu, bunlarla ilgili destek aldık. Onun dışında da biz Sanayi ve Kalkınma Bakanlığı'na bir proje sunduk. SOGEP projesi, sosyal gelişmeyi destekleme programı kapsamında Güney Ege Kalkınma Ajansı'na bir proje sunduk. Geçti projemiz, kabul edildi. Bu projeyi hayata geçiriyoruz. Bundan mutlu olmak gerekirken eleştiri alabiliyorsunuz hiç beklemediğiniz bir anda. Bunlar sizin enerjinizi biraz düşürüyor. Ben şunu isterdim, hani ön yargılı olmadan kooperatif herkes gelsin ve korkmadan. Kadın kooperatif, içerisinde adında kadın var, içerisinde kadın var. Hiç kimseye zarar gelmez. Güzel amaçlarla kurulmuşlardır. Herkesin gelip ziyaret etmesini, görmesini isterim ki bu anlamda biz mesela çalışmaya gelen arkadaşlarımız, biliyorsunuz 6 Şubat depremi hepimiz için kara gün. O depremden sonra yöreye göç etmiş olan arkadaşlarımızdan çalışan, üyelik düşünen arkadaşlarımız oldu. Bunlar güzel ve bizim motivasyonumuzu artırıcı şeyler diye düşünüyorum. O zaman biraz daha sizin kooperatifinizin detaylarından bahsedelim. Evet. Sizin kooperatifiniz tam olarak nerede? Neler üretiyorsunuz ve nasıl bir gelir modeliniz var? Kooperatifimiz Ortaca'da. Ortaca Bahçeli Evler Mahallesi diye geçiyor. 810. sokakta Sarıgerme yoluna yakın. Yeni Sarıgerme yolu olarak adlandırdığımız o palmiyeli yola çok yakın. Kemal Şahin Bulvarı'na çok yakın. Neler üretiyoruz? Biz tabii tarım bölgesi, bu bölgede de az önce söylediğimiz gibi üretim ve üretim sürecinden sonra hasat ve pazarlama döneminde kaybedilen ürün miktarı yıllara göre değişiklik gösterebiliyor ve mutlak anlamda kaybedilen ürün var. Biz bu ürünler kaybedilmeden o ürünleri ulaşıp onları toplayıp değerlendiriyoruz. Orada da şöyle, ismini söylemeden geçmemiz olmaz. Tabii az önce dedik belirsiz bir yola giriyor ama o belirsiz yolda karşınıza çok güzel insanlar çıkıyor. Size ışık oluyor, aydınlık oluyor. Biz bu yöre dedik meyve yöresi, reçelle başlayalım arkadaşlarımızla. İşte kazanlarımızda reçeli kaynatmaya başladık. Fakat bizim ürettiğimiz kazanlarda kaynattığımız reçeller piyasada satılan reçellerle rekabet edemedi. Çünkü maliyetimiz yüksekti. O sırada okulumuz aracılığıyla tanıştığımız, meslek yükseokulumuz turizm bölümü aracılığıyla tanıştığımız Hilton Oteli şefi Tamer Özkan Bey'le bir araya geldik. Ona
kooperatifimizde ürettiğimiz ürünlerle ilgili bir sunum yaptık. Sayın Tamer Bey çok yol açtı. Dedi ki siz dedi daha yeni kurulmuş bir kooperatifsiniz. Daha yolun çok başındasınız. Bu kadar masraflı işlere girişemezsiniz. Yöre otça da çok zengin. Yöresel otlarla başlayın. Ve biz alalım, otelimizde de müşterilerimize sunalım. Gerçekten bize 2 yıl boyunca bu alışveriş, bilgi alışverişi, destek alışverişi güç verdi ve ayakta kalabildik kooperatif olarak. Bir arkadaşımız da 2 yıl süreyle orada çalıştı. O da çok güzel işler ortaya çıkardı. O buradan bizim gönderdiğimiz otları muhteşem yemeklere dönüştürdü. Kadriye, arkadaşımız Kadriye Öztürk çok güzel müşterilere sundu. O sayede biz de bizim gönderdiğimiz işte Emine, Teslime, Arife, Durda abla, Bircan abla, Meryem topladığımız otları otele gönderdik. Böylelikle ayakta kalabildik. Yani o süreçte karşınıza çıkan insanlar size ışık oluyor. Bu vesileyle de tekrar Tamer Özkan şefimize çok çok teşekkür ediyoruz kooperatifimiz adına. Ot da ilgi alanımıza girdi. Yani talep olduğunda yerli otellerden biz her türlü otu yıkayıp, temizleyip, paketleyip, pişirilecek düzeyde sunabilecek altyapıya sahibiz. Bununla birlikte reçel türleri yani meyveyle yapılan her şey. Yani aslında şöyle meyve, sebze önceliğimiz fakat öyle zengin bir bölge ki burası kekikle, lavantayla ilgilenmeseniz de olmuyor. Biz kekik suyu da yapıyoruz, gidiyoruz belli zamanlarda doğadan onları topluyoruz, distile ediyoruz ya da Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin tesislerinde distilasyona tabi tutuyoruz. Bu şekilde de çok lezzetli, çok kaliteli aromatik bitki suyu. Bununla birlikte enginar suyu mesela amacımız değerlendirmek dedik ya, yöremizde var olan büyük bahçelerdeki enginarları sağ olsunlar bahçe sahipleri bize haber veriyorlar. Gidiyoruz, topluyoruz onları. Çok güzel de enginar suyumuz bu sene en çok ilgi gören ürünümüz oldu örneğin. Bir de dondurmanız var, kahvaltı veriyorsunuz, gözleme var. Evet, SOGEP projemizde bizi en heyecanlandıran nokta dondurma atölyesinin oluşturulması. Projemizle birlikte bunu hayata geçirme şansımız oldu. Dondurmamızda büyük ölçüde meyve, yani aroma ve tatlandırıcı, renk maddesi kullanmıyoruz. Tatlandırıcı olarak bitkisel tatlandırıcılar da denemelerimiz arasında ama şeker pancarı şekeri kullanıyoruz. Meyve aroması, meyve tadını çok fazlaca alabildiğimiz dondurmalar üretiyoruz ki bu yolla meyve tüketimine de katkı sunmuş oluyoruz. Ürün çeşitliliğini de arttırmış oluyoruz. Narlı, limonlu, nar çiçekli, limon çiçekli, portakallı, lime'lı yöre meyvelerini ön plana çıkaran bunun yanında da o mevsimde ne varsa hangi meyve türü varsa incir şu anda incir zamanı, şu anda kaktüs meyvesi zamanı bu meyvelerin de ya da tropik meyvelerden işte papaya, pasiflora onların da dondurmalarını yapıyoruz ve yediğimiz zaman büyük çoğunluğunun meyve olduğunu bile bile tüketiyor tüketicilerimiz. Ne kadar güzel. Reçel ne daha mekanize bu projeyle reçel makinesi aldık, kurutma makinesi aldık ve yine ilk kuruluş yıllarımıza atfen de projemizde yöresel ot yemekleri mutfağı oluşturup ilerleyen günlerde de zeytinyağlı yöresel ot yemeklerini de sunabileceğimiz bir mutfak hayata geçecek. Harika. Peki şimdi bu bahsettiğimiz konular buraya gelip bizzat sizi ziyaret eden insanların fayda sağlayabileceği ürünler. Peki tüm Türkiye'ye satış yaptığınız bir platformunuz var mı? Henüz web sayfası oluşturamadık. Hepsi burada da ilk hepsi buradayla başladık. Güzel de bir ivme yakaladığımızı düşünüyorum. Belli ürünlerde ya da belli dönemler azalıyor ya da artıyor. Taze sebze, meyve, işte limon, yöresel otlar, kuşkonmaz, ardından reçeller, bizim şekersiz kaktüs marmelatımız var. Hiç şeker ilavesiz. Üzeri yöre tahiniyle mühürlenmiş kavanozlarda gönderiyoruz. Hiç şeker ilavesiz ürünlerimiz var. Şekerlemelerimiz var. Bu şekilde hepsi buradan ulaşmak mümkün. Kooperatifi açarken ne gibi zorluklar yaşadınız ve bu zorlukları nasıl atlattınız? Kooperatifi kurarken tabii ki öncelikle maddi zorluklar sizi, hayalleriniz var, gitmek istediğiniz ya da kooperatifin varması gereken ya da üstlendiği misyonu biliyorsunuz, nereye varacağını biliyorsunuz ama o maddi imkansızlıklar sizin elinizi kolunuzu bağlıyor. Şuna önem verdik, yani biz geriye gitmeyeceğiz ama ileriye gideceğiz. Bu yavaş da olabilir, hızlı da olabilir. Yavaş da olsa ümidimizi kaybetmeyeceğiz. Yeter ki geriye
gitmeyelim. O düşünceyle bugün bunu söyleyebiliyoruz. Yani geriye gitmedik 3. yılımızda da. İleriye gitmeyi başardık diyebiliyoruz gönül rahatlığıyla. Tabii bunu yaparken ilk başta bir anda tam ifade edemeyebiliyorsunuz amacınızı ya da neden bu işe başladığınızı. Hem kooperatif üyelerine hem de yakın çevrenize hem de yerelde size tüketici profili oluşturacak kişilere gösteremeyebiliyorsunuz. Bunun dışında zorluklar, altyapı eksikliği, çünkü belli bir altyapıyı oluşturmadan çıktığınız bir yol olduğunda her şey problem olabiliyor. Yani ihtiyacınız olan üretimi yapmak için gerekli malzeme de topluca, yüklüce şeker alamıyorsunuz örneğin. Çuval çuval alıyorsunuz. Her seferinde gidip bir çuval alıyorsunuz. İşte o bitiyor, haberiniz olmuyor, iş aksıyor falan. Birçok zorluklar söz konusu olabilir. Onun dışında yani anlatamamak, yani kooperatifçiliğe bakış açısı sizi zorluyor aslında. Tamamen iyi niyetlerle kurulmuş olmanız ve sizin yüzünüzden az önce söylediğim gibi size yardım etmeye çalışan insanların zan altında kalabiliyor olması sizi ayrıca yoruyor ve üzüyor. Bu anlamda biz belediyemiz gerçekten hakkını ödeyemeyiz diyebilirim. Belediye Başkanımız Sayın Halim Uzundemir'e çok çok teşekkür ediyoruz. Yerel yönetimlerin desteği olmadan kooperatifçilik yapılabilmesi mümkün değil. Çok zor. Hiç pes etmeyi düşündünüz mü? Olmayacak galiba dediniz. Umutsuzluğa düştüğünüz oldu mu? Umutsuzluğa düştüğünüz tabii ki oluyor. Omuzlarınızın düştüğü, üzerlerinde çok büyük yükler olduğunu düşündüğünüz zamanlar oluyor. Ama galiba bu işin kaidesi pes etmemek, sabırlı olmaktan geçiyor. Çünkü yanlış anlaşılabiliyorsunuz, hak etmediğiniz şekilde eleştirilebiliyorsunuz. Tamamen ruhen, moralmen yerle bir olabiliyorsunuz. Ama galiba ben hep şunu söyledim. Ben de olmayabilirim. Hiçbirimiz olmayabilir. Başka ekiplere bunu devretmiş olabiliriz. Hiç sakıncası yok ama yeter ki kooperatifçilik yaşasın, kooperatif yaşasın ve güzel işler yapsın. Öyle olunca da yani ilk başta kurduğumuz arkadaşların hakkı, emeği asla ödenmez. Yani kooperatif öyle bir şey. Herkesin emeği olan bir şey. Yani 10 yıl sonra da çok iyi yerlere gelindiğinde bunu ben yaptım ya da o andaki ekipler bunu yaptı dememiz mümkün olmayacak. Neden? Bir kuruluş var. 10 yıl öncesi var. Onu kuran bir ekip var. Oluşturan bir yapı var. Herkesin koyabildiği taşı üst üste koyarak yücelttiği, büyüttüğü bir şey kooperatif. O anlamda herhalde işin kaidesinde var. Zorluklarda, güçlüklerde, doğru anlaşılmalar, yanlış anlaşılmalar, gece gündüz her şey zıttıyla var olduğuna göre dünyada herhalde kolay bir şey de yok. Zorluk işin içerisinde olacak. Olması gereken sabretmek. Çünkü onu bana bir yakınım da demişti. Çok önemli işlerde çalışan, ülkemize çok önemli katkıları olan Nazan, ama hiç pes etme demişti. Hiç pes etme. Pes etmemek gerekiyor her şartta. Tabii ben herkesin bir misyonu, süresi olduğuna inanıyorum. Yani 3 yıldır var gücümle çaba gösteriyorum ama hani bir yerde de sonrasında da daha iyi yapabilecek insanlar. Niye işin içerisine girip onlar devam etmesinler? Gelişim bitmeyecek çünkü. Gelişim bitmeyecek. Öğrenme de bitmiyor. Öğrenme de bitmeyecek. Aynı şekilde. Aynı şekilde. Şimdi para sistemin içinde olmazsa olmaz. Evet. Ama asıl amaç para olsaydı herhalde bu kadar sıkıntıyı çekip bu kadar insanı bir araya getirip bu sistemi kurmaya çalışmaz başka bir işler yapardınız. Yani işin altında bir manevi bir unsur var. Sizi duygusal anlamda bu işi yapmaya motive eden manevi unsurlar neler? Şimdi çok güzel söylediniz. Ben orada hemen ekleyeyim. Gerçekten derdi para olan insanlarla biz kooperatifi kurma yoluna çıkmış olsaydık asla kooperatifimiz yaşayamazdı. Gerçekten derdi para olmayan insanlarla biz bu yola çıktık. Üyelerimizin hepsi öyleydi ve bugünlere gelmesinde yatsınamaz bir nokta. Manevi güç. Ben yani her şeyin bize emanet olduğunu düşünüyorum. Ağaçtaki eriğin, daldaki portakalın, limonun, bunları yerde görüyor, tüketilemeden görüyor olmak, artık küresel ısınmadan bahsediyoruz, kıtlıktan bahsediyoruz. Bunlar belki ileride hayal olarak hatırladığımız görüntüler olacak ve belki de ulaşamayacağız, yok olacak. O nedenle en önemli görevimizin bu ürünleri değerlendirmek olması gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca tabii burada ninemden bahsetmiştim. 100 yaşında vefat etti ve hayallerle vefat etti. Biz onda şunu görüyorduk. İşte bugün bahsedilen tüm o sürdürülebilir tarım, ekolojik tarım,
karbon ayak izi, su ayak izi, bunlar yaşam felsefesi olan bir insandı. Mesela elbisesini kendi dikerdi. Ondan sonra bir önüne atık koyduğunuzda ondan inek için ayrı, koyun için ayrı, tavuk için ayrı ayırıp çıkarabilirdi. Her şeyi dönüştürebilirdi. İşte kömür çuvallarından ip örerdi. İşte hiçbir kumaşı, ip parçasını atmazdı. Mutlaka bir yerde kullanılır diye bir kenara koyardı. Bu öğretilerle büyüyor olmak ve ailem de, benim babam, annem de sürekli tarımla iç içe. Yani bu bölgede olup da tarımla iç içe olmamak mümkün değil. Gücü sanırım oradan alıyorum diyebilirim. Ayaklarımın çocukluktan itibaren toprakta olması, tarlaya, meyveye. Hatırlıyorum yani, bir domatesi elime alıp güzelliğini 10-15 dakika izlediğimi hatırlıyorum çocukken. Yani başka bir meslek olsa yapamazdım diye düşünüyorum. Çok seviyorum mesleğimi. Ne yapabilirim? Daha fazla ne yapabilirim? Bunun gayreti, çabası içerisindeyim açıkçası. Bu da dediğimiz gibi maya diyebiliriz buna. Eskiden beri atalarımızdan aldığımız maya ve ülkemizin hem zaman kaybetmemesi gerekiyor değerlendirme açısından, hem de mesela benim ninem ölmeden önce yine ara bahçe çalışmalarına devam ederdi. Süpürge çok uzun ömürlü olur diye, ben öldükten sonra da kullanırken beni hatırlarlar diye süpürge ekerdi. Ömrünün son 1-2 yılı süpürge ekmekle geçti. Ve ben o dönemde biliyorum ki biz süpürgede ithal ettik yurt dışından. Ama bizim ülkemizin her yerinde çıkabilir, yetişebilir bir bitki süpürge. Bir insanın öldükten sonra hatıra olarak bırakabileceği bir şeyse süpürge, her şey çok kıymetli bizim ülkemizde. O nedenle hani kıymet vermemiz gerektiği düşüncesiyle yol arkadaşlarıyla çıktık. Manevi güç bu. Ki bu bölge üyelerimizin çoğu da öyle toprakla haşır neşir. 5 gün çalışıp 2 gün hafta sonu arazide geçiren insanlar. Yani mutlaka eli ağaca, toprağa değecek insanlardan kurulmuş bir kooperatifti en baştan itibaren. Tabii şimdi az önce bir cümle kurdunuz. Bu bölgede olup da tarım düşünmemek olmaz dediniz. Ama orada bir şeyin altını çizmek istiyorum ki bu konu beni çok üzüyor. Ben 5 yıldır buradayım ve burayı gözlemliyorum. Maalesef görüyorum ki kontrolsüz bir üretim var. Limon para etmiyor diye limonunu kökleyip nar para etti diye nar yapanlar 6-7 sene onu bekleyip sonra narın tabii ki arzı artınca onun fiyatı düşüyor gibi, bu böyle kontrolsüz bir üretim var ve gün sonunda çiftçi çiftçilikten para kazanamadığı için birkaç kişinin de vermiş olduğu yanlış yönlendirme ve akıllarla tarım arazilerine bungalovlar, turizm alanları yapılıyor. Yani bundan 10 sene sonra, 20 sene sonra biz ne yiyeceğiz? Limonu nereden bulacağız? Sadece yurt dışından mı getireceğiz? Biz ortaca olarak buranın limonlu dünya markası yapmak varken niçin bu kadar turizme yöneliyoruz ve tarım arazilerini bu hale getiriyoruz? Bungalov mu yiyeceğiz? Çok çok üzülüyorum. Şu bölgenin, bu kadar verimli toprakların yanlış tarım uygulamalarıyla zehirlenip toprağın kum haline getirilmesinden canım çok acıyor. Evet. Şimdi şöyle, aslında tarım-turizm entegrasyonu çok önemli bir konu. Turizm de tarımın gelişmesi için çok önemli bir ayak olabilir. Mesela işte pandemi döneminde ne oldu? Oteller kapanınca sera üreticilerinin ürünleri ne yapılmadı? Satılamadı, değerlendirilemedi değil mi? Antalya önemli bir sera üretim merkezi. Turizm mutlaka olmalı. Mesela şu olmalı, bir narinciye bahçesinde bir iki bungalov olmalı. Oraya gelen iki müşteri narinciye çiçekleri kokusunu alabilmeli. Biz onu pazarlayabilmeliyiz aslında. Biz sadece portakalın meyvesini pazarlıyoruz. Limonun meyvesini pazarlıyoruz. O ağaçtaki çiçeklerin kokusunu pazarlayamıyoruz. İki tane olmalı ama dediğiniz gibi tüm ağaçları kesip oraya 200 tane iki bungalov yerine 200 tane bungalov koyduğumuzda sorun orada başlıyor aslında. Tarımı turizme entegre edemeyişimiz bizim çok önemli problemimiz ve bunu bir sisteme oturtamayışımız. Baktığınız zaman gidin Hollanda'ya, günlük tura katılın Amsterdam'da, sizi iki tane peynir fabrikasına götürüyor. Ama biz bugün çiçeklerimizin kokusunu değerlendirebiliyor muyuz? Çiçeklerimizle bir ürün ortaya çıkarmış mıyız? Dalından satma dışında ya da o hasat yöntemini pazarlayabilmiş miyiz? Hasat etkinlikleri yapabilmiş miyiz? Bunları sunabilmiş miyiz? Aslında ayrı düşünmekten ziyade bunları birbirine entegre ederken
çok da hırsa kapılmadan bunları yapabilmek gerekiyor. Ama dediğiniz gibi bu bölge önemli bir tarım alanı. Narda, limonda ülkemiz çapında 3. 4. sıralardayız üretim miktarı bakımından ki erkenciliği de söz konusu bizim bölgemiz için. Üreticiyi koruyabilmiş miyiz? Onu da eklemek lazım. Üreticinin korunma yöntemi tek bir yoldan geçiyor. O da bir araya gelebilmekten. Bizim üreticilerimizde biraz bağımsız çalışma yöntemini tercih ediyor. Aslında bir araya gelinse kooperatiflere çok fazla önem veriyor. Mesela burada bir meyve sebze kooperatifi var. Tüm altyapı hazır. Ancak üreticilerin desteği olsa çok daha iyi yerlere gelebilecek bir kooperatif diye düşünüyorum. Yani üretici, aracı, tüketici bunlar tarımsal üretimin tüm ayağında. Mesela bizde tarımsal üretim deyince üreticinin dalından meyveyi satışına kadarki süreç anlaşılıyor. Aslında tarımsal üretim o ürün tüketiciye kadar ulaşıyor ise o süreçte bizim söz sahibi olmamız söz konusuysa gündemde ise o zaman bence asıl tarımsal üretim yapılmış oluyor. Çünkü yurt dışındaki ilerleyiş şekli bu. Kooperatiflikler, kooperatifler çok fazla geçmişe sahip değil. Baktığınız zaman ilerleyiş şekli, o bölgedeki tarımın ilerleyiş şekli o. Üreticilerin bir araya gelmesi, örgütlenmenin olması gerekiyor. Destekler tabii ki girdi maliyetlerinin çok yüksek olması ürün fiyatlarına yansıyor. Ama asıl sıkıntı şurada. Burada şu aracıların, biz pazarlama zinciri diyoruz. Üretici ile tüketici arasındaki o zincirin halkalarının azaltılması gerekiyor. Üretici ile tüketici arasındaki mesafe ne kadar kısalırsa üretici ürününü, kaliteli ürününü iyi fiyatla satıp yüksek gelir elde edebiliyor. Tüketici de iyi kaliteli ürüne düşük, daha uygun maliyetlerle ulaşabiliyor. Yani ürünü kaybetmeden değerlendirilecek sistemlerin güçlendirilmesi lazım. Yoksa bizim ülke olarak üretimle ilgili, dünyanın da yok aslında. Dünyada üretilen ürünler şu an iki dünyaya yetecek miktarda. Sıkıntı nerede? Bu ürünlerin İsrafta. İsrafta ve dengesiz dağılımında. Ki 7 bölge 7 iklim diyoruz ülkemizde. Burada limon yerde kalırken ülkemizin farklı bir yerinde çok yüksek fiyata o sezonda limon tüketecek tüketicilerimiz. Yani bunlarla ilgili sistemlerin düzenlenmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Yani bunun da yolu nedir, nasıl yapılır? Herkesin, hepimizin, büyüklerimizin de düşüneceği bir konu. Hedefleriniz neler? Benim para öncelikli değil. Yani çalışıldığında, üretildiğinde, seçenekli ürünlere dönüştürüldüğünde çok iyi gelirler elde edildiğini gösterebilmek tabii ki bir hedef. Bunu bir kenara koymak gerekiyor ama bununla birlikte kooperatiflerin sosyal yönünü de ön plana çıkarmak. Çünkü biz hepimiz çalışarak ömrümüzün büyük çoğunluğunu bir yere adanmış geçiriyoruz, değil mi? Ve çalışırken mutsuz çalışma oranımız da yüksek diye düşünüyorum. Mutlu çalışabileceğimiz, mutluluk içerisinde üretim yapabileceğimiz bir alan oluşturabilir miyiz? Bu diğer hedefimiz. Bir diğer hedefim de yine sosyal yönümüzü ortaya koymak. Bu ürettiğimiz ürünleri daha görünür kılıp, daha böyle karşılıksız da dağıtımını yapabileceğimiz bir altyapı oluşturabilmek. Mesela çocuk etkinlikleri yapıp neden dondurma dağıtamayalım? Ama benim kişisel hedefim, kendi aklımda kurduğum kooperatifimizle ilgili üretim sürecine yaşlıları da dahil edebilmek ve bir yaşlı evi kurabilirsek kooperatifimiz bünyesinde ve bunda da istihdam sağlayabilirsek çalışmak isteyenlere, bu da benim en üstteki hayalim. Çünkü yaşlılık da çok kıymetli bir süreç insan hayatında. Yaşlıların da hani evde kapalı kaldıkları öyle güzel bir doğa ki öncesinde de ona alışkın insanlar, değil mi? Özlemle yataklarında yatıyorlar. Belki gün boyu evin içerisinde duruyorlar. Üretime hem dahil edebileceğimiz hem de onlara keyifli, ömrünün son zamanlarında keyifli bir sebep yaşam vermek, alanı oluşturacak altyapıyı kooperatif bünyesinde kurmak benim hayalim örneğin. Olur, olmaz bilmiyorum ama hani benim adıma, kendi adıma zirve noktam o olacak. Tabii bunu yaparken de kooperatifteki üye sayısını arttırmak da hedeflerimden bir tanesi. Kadın kooperatifi kurmanızın özel olarak amacı nedir? Öncelikle kadınların başladığı bir işi mutlaka güzel yapacağı fikri. Daha verimli, daha üretkeniz yani diye düşünüyorum. Hani pozitif ayrımcılık yapayım. Hislerimiz kuvvetli. Yani son yıllarda şunu gördüm. Mesela yöreye dışarıdan gelen arkadaşlarımızla da çalışmak için bir alternatif
olabiliyor olmamız, kadınların yaratıcılıkları daha fazla, dinamizmleri, dayanma güçleri daha fazla. Bu sebeplerle ve kadın sonuçta tüm bu meziyetlerine rağmen mağdur olan kısım da kadınlar. Maalesef. O nedenle hani o mağduriyetin azaltılmasında katkı sunabilmek amacıyla kadın kooperatifi diyebilirim. Evet. Yani kadınların içinde zaten hali hazırda olan o büyük gücü açığa çıkarma, ortaya çıkarma, evet, özgüveni evet, sağlama. Kesinlikle. Yapabilirsin, kesinlikle. Sen de yapabilirsin aynen, demek. Aynen. Sadece çünkü onu da gördüm ve iyi ki diyorum hani bu yola girmişiz. Çünkü bir hayalim var, sen de yapabilirsin ne duymak isteyen bayanları görmek diyoruz ki hani yol doğru galiba. Evet. Doğru yolda gidiyoruz diyorum. Kaç kişiye istihdam sağladınız? Dönüşümlü olarak yani hizmet alımları da dahil bugüne kadar 6-7 arkadaşımıza, üyelerimizi söylemiyorum, 6-7 arkadaşımıza istihdam sağladık. Şu anda 3 arkadaşımız bizde devam ediyor, her gün gelip çalışıyor bu şekilde. Şimdi kooperatifi gezmek istiyorum, hem ürünlerinizi görmek tamam. İstiyorum. Kooperatifimiz burası. Evet, nereden başlayalım? Evet, nereden başlayalım? Hemen buradan başlayalım mı? Evet. Azra Hanım'dan başlayalım. Tamam. Azra Hanım, burada bizim en küçük üyemiz, en minik üyemiz. İnşallah. Küçük çırak yetişiyor. Evet. Dondurma üretiyoruz kooperatifimizde. Dondurmalarımız meyve yoğun dondurmalar, yöre meyveleri. Nar, limon, nar çiçeği, limon çiçeği, mevsimde başka hangi meyveler varsa ki bu bölge tropik meyvelerin de üretildiği bir yer Ortaca. Ejder meyvesi, papaya, pasiflora, bal kabağı, çikolata, kavun. Burada mı üretiyorsun? Merkezde bir atölyemiz var, orada üretiyoruz. Burada sunumunu yapıyoruz. Bu şekilde. Şurada bir soğuk hava deposu soğuk görüyorum. Soğuk hava depomuz özellikle yaş, sebze, meyve sirkülasyonu olduğunda aktif olarak çalıştırıyoruz. Bugünlerde depo olarak kullandığımız ama aktif kullandığımız dönemler oluyor. Girişimiz buradan. İsterseniz bahçeyi önce dolaşalım. Tamam. Sonra ürünlerimizi size göstereyim. Tamam. Burada şu anda yürütmekte olduğumuz projemiz. Bu projemizde dondurma üretimimizi gerçekleştiriyoruz. Onun yanında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı destekli bir proje. Reçel, kurutma ve yöresel ot yemekleri mutfağımızda ilerleyen zamanlarda inşallah hayata geçecek. Merkezde bir restoran, lokanta evet, açma hayaliniz evet, var, evet, planınız evet, var. Evet, evet. Ondan da bahsedelim. Onun da mutfağımız şu an kısmen hazır. Sunum yeri düzenlemelerini yapıyoruz. Onu da gerçekleştirdiğimiz zaman yine yöremiz oldukça zengin. Ot çeşitliliği bakımından da bunun hikayesini anlatmıştım. Ot çeşitliliği bakımından da bunların lezzetli bir şekilde sunulduğu bir alan oluşturacağız merkezde. Evet. Burada yine ürünlerinin burada satılmasından memnunluk duyacak arkadaşlarımızın kendi el emeklerini de sergiliyoruz. Hem kooperatifimizin bu alanına renk veriyorlar hem de biz de onlara katkı sağlamış oluyoruz. Evet. Bizim logomuz, benim mimarlıkta okuyan her şeyimiz bizim ekonomik mimarlıkta okuyan yeğenim tarafından çizildi. Meyveleri kadının başına taç yaptık. Burada. Burada narları görüyorum. Duvarın diğer tarafında da evet, limon görüyorum. Limon var. Evet, onu da yine çok kıymetli bir resim öğretmenimiz Hilal Ender hocamız, Bahçeşehir Okulları'nın resim öğretmeni Hilal hocamız çizdi. Çok keyifli olduğunu düşündük. Keyif aldık biz de çizimler sırasında. Evet, bölgenin coğrafik meyveleri. Evet. Özellikle limonu ve narı kullandık ki bu yörenin en fazla üretilen ürünleri. Evet, bahçemize bakalım şimdi. Bahçemizde burada da yörede çokça kullanılan sıra otu, rezene benzeri bir ot. Onun tohumlarını şu anda örneğin gözlemelerimizde kullanıyoruz. Çok güzel aroma veriyor. Yine pazılarımızdan gözleme yapıyoruz. Şu anda biraz seyrek gözüküyor ama ilaçlama yapmıyoruz. Hafif kurt belirtisi olduğu için yaprakları topladık. Süs kabaklarımız var. Bitkilerle güzelleştirme. Bu bölgede çok fazla çiçek göremiyorsunuz çünkü üretilen ürünün değerlendirilebilir olması bizim için kıymetli. O nedenle çiçek kullanmadık. Mutlaka tüketime sunabileceğimiz ürünler olmasını, bitkiler olmasını onlarla güzelleştirmeyi hedef aldık. İşte süs kabaklarımız var, börülcelerimiz sarılıcı bitkiler olarak dekorasyonda, peyzajda kullandık. Burada ürettiğimiz ürünler.
patlıcanlarımız. Bunlardan gözleme yapıyoruz. Kendi yetiştirdiğimiz patlıcanlardan. Hemen yanı başında bakın gübremiz de mevcut. Kimyasal gübre kullanmıyoruz. Ne gübresi? İnek gübresi. Büyükbaş gübresi. Yine yörede yetişen tropik meyvelerden. Bunlardan bir tanesi pasiflora'dan. Şu anda yine çiçeklenme dönemi yaklaşıyor. Pasifloraları görüyoruz. Dutlarımızı topluyoruz. Dut reçeli, dut küresi yapıyoruz. Yine burada bamyalarımız. Lif kabaklarımız. Meyve bitkisel atıklardan oluşturduğumuz, yaptığımız kompostlar üzerinde sebzelerimizi yetiştiriyoruz. Yine bitkisel atık yığınlarımızı da görebilirsiniz belki ama. Evet, burada alan küçük olmasına rağmen bayağı evet, ciddi bir üretim var. Var. Üretilmiş, elinde fazla olan, hobi bahçeciliği yapıp elinde fazla olan ürünlerini de alabiliyoruz. Mesela bugün belki bir kova salatalıkla gelecek bir bayan arkadaşımız bahçesinde yetiştirdiği nanelerimiz, süs kabaklarımız. Bunlar bizim enginar sularımızı elde ettiğimiz enginarların açmış hali. Biz bunları Haziran ayı sonu gibi gidip bahçeden topluyoruz ve bunları damıtmaya gönderiyoruz. Nedir enginar suyu? Ne işe yarıyor? Enginar biliyorsunuz karaciğer dostu. Vücuttaki toksinlerin biriktiği yer neresi? Karaciğer ve burayı temizleyen yegane sebze. Mutlaka hepimizin yılın belli aylarında tüketmemiz gereken bir ürün. Ama hasat süresi kısıtlı. Uzun süre hasat edilmiyor. Onun yerine işte gördüğümüz enginar konserveleri var. Onu tüketebiliyoruz ama enginar suyu içmek de aynı faydayı bize sağlıyor sebzeyi tüketmiş çesine. Biz bunu güzel başları topluyoruz, istalasyona gönderiyoruz ve %100 saf enginar sularımızı elde ediyoruz. Yine dekorlarımızda da meyve kısımlarını kullanıyoruz. Nar kabuklarından İlal hocamızla beraber yaptığımız duvar süsümüz. Burada ürünlerimizi size ben göstereyim. Kekik suyumuz, enginar suyumuz, bahçemizin turşuları, havuç turşuları, kozalak şurubumuz, kurularımız, yine ayva şekeri olarak adlandırdığımız kahve yanı şekerlerimiz, bunlar çok ilgi gören ürünlerimiz. Yine ejder meyvesi marmeladı, nar ejder meyvesi marmeladı, dut reçelimiz, delice zeytinlerimiz. Bunda delice zeytin, yabani zeytin. Evet. Yabani zeytini biz sere zeytin yaptık. Burada aromatik yağlarımız, kekiklerimiz, yağı alınmamış kekikler, defnelerimiz, işte bahçemizin süs kabakları, kaktüs meyvesi sirkelerimiz. Yine çok sevilen bir diğer ürünümüz portakal kabuğu şekerimiz. Şu anda arkadaşlarımızın dışarıda da yaptığı kahve yanı şekeri. Çok az şeker ilavesiyle kabukların kaynatılmasıyla elde ediliyor. Limon tozumuz. Bu da salatalara ilave edilebilecek şekilde limonun tamamıyla kurutulup öğütülmesiyle elde edilmiş bir ürün. Bu elbiselerde kooperatifimizden haberdar olan, bu bölgeye gelmiş, İzmir'den gelmiş bir ablamızın diktiği güzel elbiseler. Keten mi? Pamuklu örmeler ipten, gayet şık. Burada satışını gerçekleştiriyoruz. Destek oluyoruz bu şekilde. Hem de bahçemizi süslüyorlar. Bunlar da kendi bahçemizden çıkan ürünlerimiz. Kurutuyoruz. Hem satışta hem de ihtiyaçlarımız için kendimiz burada kullanacağız. Genelde şu bölgede dut yapraklarının uç kısmı yoktur, toplanmıştır. Onlardan da mesela burada yerel markete soğuk yemek de koyuyoruz. Dut sarması favorilerimizden evet. Bir tanesi, dut yaprağı sarması. Evet.
Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Bir kapanış mesajınız ve dostlara, kadınlara önerileriniz, tavsiyeleriniz varsa onu almak istiyorum. Evet. Özellikle bizim ülkemizde kadınlarımız çok güçlü. Hepimizin işte ninelerinden, annelerinden, hepimizin önünde örneklerimiz çok güzel, çok kıymetli. Gücümüz çok büyük. Onu söylemek istiyorum. Gücümüzün farkında olalım ve üretimin bir ayağında olmak isteyelim. Hayallerimizin peşinden koşalım. Çok da çevreye de aldırmayalım. Yani hani yapamazsın. İç sesimizi dinleyelim. Kadınlar iç sesini dinlesin. En güvenilir, en kesin bilgiyi iç sesimiz bize veriyor diye düşünüyorum. Ben de size çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Yolunuz açık olsun. Çok güzel bir iş yapıyorsunuz. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Biz de geldiniz, ziyaret ettiniz, bu fırsatı verdiniz. Ben de size çok teşekkür ediyorum Tolga Bey. Sağ olun. Estağfurullah. Ne demek? Hem bölge için hem de sizin yapmış olduğunuz çalışmalar vasıtasıyla buradaki kadınlarımıza eğer bir güç, bir istihdam, bir umut eğer oluşturabileceksek ne mutlu bize. İnşallah. İşimizi çok bu açıdan yapmayı çok seviyoruz. Çok teşekkürler. Biz de dostlar, sizi tanıdığımıza çok memnun olduk. Ben de çok memnun çok oldum. Çok sağ olun. Dostlarımıza da buraya kadar izleyip vakitlerini ayırdıkları kesinlikle için çok teşekkür ediyorum. Herkesi izleyen, herkesi, yolu buraya düşen herkesi bekleriz kooperatifimize. Bir sıcak çayımızı içmeye. Çok sağ olun. Yolunuz açık olsun. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun.